Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina ve kurreti a'yunina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. E'udhu billahi minash şeytanir racim. بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله تعالى ونصلي على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أوشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم اللهم اكرمنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين آمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عزيز ve muhterem cemaati müslimin. Karşılaştığımız bütün hadiselerde beşeri veya tabii, yani bizim irademizin dışında, arzumuz dışında gelişen veya bizim isteğimizle gerçekleşen bütün hadiselerde görüyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, mağfireti ve koruyucu, himaye edici muamelesi hep ileridedir. Diyebiliriz ki Allah-u Zülcelal suç işleyen, günah işleyen kullarını zaman zaman tehdit ediyor. Azabıyla korkutuyor ama o kişiye ceza vermemek için, günahkarı cezalandırmamak için de adeta bahane arıyor Allah-u Zülcelal. Evet, bu eksikliğin cezası budur. Bu ihmalin seni böyle bir yanlış neticeye sürükler buyuruyor ama o suçluyu affetmek için de çok basit sebepler, yani onun çok küçük bir
kıpırdanışı affına vesile oluyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde bu mana tekrar ediliyor. Bir yerde de ve rahmeti vesiat külle şey buyuruyor Cenab-ı Hak. Benim rahmetim her şeyi kaplamıştır. Yani hiçbir şey benim merhametimden daha geniş değildir diyor Cenab-ı Hak. Kainatta en geniş olan şey Allah'ın rahmetidir. En geniş dediğimiz şeyler bile o rahmetten, o merhametten daha geniş değildir. Ama bu çok geniş rahmete, merhamete rağmen insan becerip de bazı küçük sebeplere başvurup da kendisini affettiremiyorsa o herhalde o cezaya layık bir kişi demektir yani. Yoksa Cenab-ı Hak hakikaten affetmeyi murad ediyor. Hadis-i şeriflerde örnekler var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir kadın bir kedi yüzünden cehenneme girmiştir. Bir kediyi hapsetmiş, aç ve susuz bırakmış, hayvan ölmüş. O onun helakine, azaba uğramasına sebep olmuştur. Susuzluktan kıvranan ama su bulamayan bir köpeğe bir başka kadın da ayakkabısıyla su verdiği için cennetlik olmuştur. Ne olacak yani? Bir hayvana su vermekten ne çıkar? Cenab-ı Hak affetmek istiyor. Cezalandırmamak istiyor. Ama o kulunda müsbet sayılan, Allah'ın rızasına uygun düşen küçük bir davranışı bekleniyor. Şimdi mevzumuz olan ayet de bunu anlatıyor. Geçen hafta başladık, bitmedi. Cenab-ı Hak buyuruyor ki vellezine kesebu seyyiat, o insanlar ki, o kimseler ki bunlar kötülükleri kazandılar. Yani dinin, Kur'an'ın ve sünnetin kötü diye vasıflandırdığı, yanlış diye, dine aykırı diye, gelişi neticesi zararlı diye belirlediği bir kısım davranışlar var. Genel ifadesiyle seyyiat. Yani kötülükler. Adı altında Cenab-ı Hak bunları topluyor. Nedir bu kötülükler? İşte namaz kılmamak mesela. Bir seyyiedir. Faize bulaşmak bir seyyiedir. Efendim, bir kişiden rüşvet talep etmek bir seyyiedir. Yani dinin yasakladığı, uzak durulmasını emir buyurduğu her türlü fiil ve davranış seyyiat adı altında bazen ifade ediliyor, bazen gemi olarak zünut diyor Kur'an-ı Kerim, günahlar şeklinde ifade ediyor, bazen hatalar şeklinde anlatılıyor. Yani hata kelimesi de kullanılsa, seyyiye kelimesi de kullanılsa veya zemb, zünub deyse, günah kelimesi de kullanılsa, yani yapılan iş, söylenen söz dinin tasvip etmediği bir şey demektir. İşte dine aykırı fiilleri kazanan insanlar var ya diyor Cenab-ı Hak, herkes melek değil, bu işleri yapanlar da var. Ceza-u seyyiyetin bir misliha. Bu kötülükleri, dinin suç saydığı işleri işleyen kişinin bu kötülüğünün karşılığı bir mislidir. Yani bir kötülük yapmışsa bir ceza alacaktır.
Hani bir kötülüğe 10 misliyle ceza vermeyecek Cenab-ı Hak. 100 katıyla ceza vermeyecek. Bir günahın, bir seyyienin, bir hatanın karşılığı bir ceza. O ceza da tabii kimisini Cenab-ı Hak kendisi tayin ve takdir ediyor. Ahirette nasıl uygun görürse. Ama bazı suçlar var ki bunlar dünyada da belirlenmiş. İnsan öldürmenin cezası, iftira atmanın cezası, efendim zinanın cezası, bunlar artık sayılmış, hadler diyoruz. Yani sınırı çizilmiş, ölçüsü konmuş, ileri veya geri kaydırılması mümkün olmayan, hırsızın eli kesilecek, bunlar belli cezalar. Bir de bu cezayı gerektirir diyor Cenab-ı Hak ama ne ceza vereceğini belirlemiyor. Bir ceza vereceğim diyor bunu ama ne veririm onu ben bilirim yani illa. Bunu tayin etmek şart değil bizim için. Kötülükleri kazanan insanlar, günahları işleyen insanlar işledikleri her günahın bir mislini ceza olarak görecekler. Halbuki iyilikler böyle değil. Bir ayette men ca'e bil haseneti felehu aşru emsaliha. Her kim bir iyilikle gelirse, yani iyi bir fiili gerçekleştirirse, iyi bir işi başarırsa, yaptığı iyilik bir tanedir ama ona verilecek karşılık en azından 10 mislidir. 10 misliyle karşılığını bulacaktır. Bu da neyi gösteriyor? Cenab-ı Hakk'ın merhametini gösteriyor. Kötülük misliyle cezalanacak. O işte şöyle ağırdır, şöyle kasıt vardır, şöyle şudur budur diye Cenab-ı Hak cezayı katmerleştirmiyor. Tam karşılığını veriyor, verdiği zaman çoğu kere de affediyor. Vermiyor, bağışlıyor ama iyilikler hiçbir zaman silinmez. O en azından 10 misliyle karşılık görecektir. Orta derecesi söylüyorum her zaman yardım meselesini gündeme getirirken 700 katına yükselebilir. Cenab-ı Hak dilediği kulları için bu 700'ü de katlar. Daha yukarılara çıkarabilir. Niye böyle? Hep Allah kulundan yanadır. Biraz evvel okuduğum ayette ifade edildiği gibi bu alemde onun rahmetinden daha geniş bir şey yok. Ve rahmeti vesiat külle şey. Benim rahmetim her şeyi kaplıyor. Her şeyi içine aldığına göre içine alan şeyden daha, içine aldığı şeylerden daha geniş demektir. Daha engin, daha zengin demektir. İşte bunlar suçlarını misliyle ödeyecekler, misliyle cezalandırılacaklar. Ve terhekuhum zille. Ayrıca bunlara bir zillet, bir aşağılık, bir haysiyetsizlik, bir şahsiyetsizlik de kaplayacaktır. Yani hem suç işleyecek, hem başı dik, şahsiyetli itibarlı olamaz. Allah'a göre bu böyle değil ama bize göre bu böyle maalesef. Bizim ölçülerimize göre biz öyle farklı Müslümanlar haline geldik ki izzet sahibi, itibar sahibi, ne bileyim, hürmete layık insanları biz gözümüzde hor ve hakir hale getirmişizdir. Ama Allah'ın zelil kıldığı, hakir gördüğü, efendim itibarını öldürdüğü insanları da biz gözümüzde büyütüyoruz.
Bu gayretullah'a dokunmaz mı cemaat? Cenab-ı Hak hükmünü koymuş. Efendim, şartları tamamlanırsa, suç sabit olursa, diyelim ki bir zinacı için şartlar sabit olursa, suç sabit olursa, ya 100 sopa dayak cezasına mahkum olacak veya evli ise rejim edilecek. Hani dünyada şimdi bir moda var, ölüm cezasını kaldırma gayretleri. Ölüm cezasını dini sahada da dinle ilgilenen kişileri de bu istikamette zorluyorlar. Efendim, zina için ölüm cezası yok. Yok, hırsızın elini kesmek gerekmez. Şöyle de olabilir, böyle de, çeşitli yakıştırmalar. Yani dinimi tam yaşamak istemiyorum diyenlerin bahaneleri bunlar. Ben her zaman bir şey söylüyorum. Bana gelip soru soranlar, bakıyorum, %99 dinini yaşamamak isteyenlerin sorduğu sorulardır. Yaşamak isteyen, kılayım mı kılmayayım mı? Kılacaksan bana niye soruyorsun bunu? Kurban keseyim mi kesmeyeyim mi? Ya kesebiliyorsan kendini ölç biç, niye sorarsın bana? Yani kaytarabilmek için yol arıyor adam. Bu işi yapmamak için çare arıyor. Yoksa istefti kalbeke velev eftaken müftü. Sana müftüler fetva verse bile fetvayı kendi kalbinden al buyuruyor Peygamberimiz. Ne diyor senin kalbin bu iş konusunda? Ne diyor? Zaten o doğruyu söyleyecektir. Bazen de rahatsızlık fetva sormaya zorluyor insanları. Bir ortak bulabilir miyim? Bir suç ortağı bulabilir miyim? Filan hoca da benim suç ortağım olsun bu konuda. Yani doğruyu yakalamak için değil, kendini doğrulamak için, doğru göstermek için. Bunlar yanlış gayretler. Yanlış gayretler bunlar. Biz şimdi ne yapıyoruz? Cenab-ı Hak diyor ki bu suç işleyenleri bir zillet kaplayacak. Onların yüzleri öyle ak değil. Benim yanımda fazla itibarları yok. Ama biz de diyoruz ki ya Rabbi, sana rağmen bunlar bizim yanımızda itibar sahibidir. Herkes biliyor böyle beynel milel sicilli fahişe. Ve televizyon ekranlarında kendi ağzından itiraf ediyor yani. İşte şu kadar yıl o karşısındaki adamı anlatıyor, beraberiz diyor. Ama daha evlenmedik. Evlenmeyi de düşünmüyoruz. Bu nasıl beraberliktir Allah aşkına? Yani bizim için nikah diye bir müessese yok. Böyle bir şeye değer vermiyoruz, böyle bir şeye itibar etmiyoruz diyor ve bunu ilan ediyor. Herkes de duyuyor. Yine arkasından o Müslüman geçinen, samimi Müslüman ona diyor ki işte bu bir ses yıldızıdır diyor. Ona yeryüzünde rütbe bulamıyor, gökyüzünden rütbe arıyor buna. Yıldız. Nesiyle yıldız bu fahişe? Fahişe bu. Yıldız ama. Bilmem film yıldızı, ses yıldızı, yıldızlar hep yeryüzüne döküldüler zaten. Ve ne kadar suçlu varsa hepsine ad oldular. Allah'ın ölüme mahkum ettiği insanlar bunlar. Yani rejim edilmesi lazım, ölüm cezasına mahkum. Sen bunu omuzunda taşıyorsun. Sen bunu alkışlıyorsun, onun resmini getiriyor, dükkanına asıyor, evine asıyor, aman aman kasetlerini taşıyor. Bunlar gayretullah'a dokunacaktır, bilesiniz cemaat. O onları hor ve zelil hale getiriyor. مَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمْ. Onlar için, bu suç işleyenler için Allah tarafından verilecek bir cezadan onları koruyacak kimse de yoktur diyor Cenab-ı Hak. Bir koruyucuları da yok. Korursa yine Cenab-ı Hak koruyacaktır. Onların koruyucusu da yok. E sen ne diye koruyucu oluyorsun buna?
hem Allah'ın dininden yanayım diyorsun, kitabından yanayım diyorsun, öte yandan Allah'ın korumasız ilan ettiği insanlara koruma kesiliyorsun. İşte onun için küfrün boyutları gittikçe ilerliyor. Ve biz köşeye sıkıştırılıyoruz. Müslümanlar olarak sıkıştırılıyoruz. Müslümanlar olarak sıkıştırılıyoruz. Ve böyle bir zaafa da uğradığımızı kabul etmiyoruz yani. Çok da ciddi bir hadise sayılmıyor bizim için bunlar. كَاَنَّمَا اُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا. Sanki bunların yüzleri, diyor Cenab-ı Hak, bu suçluların yüzleri karanlığı ifade eden, temsil eden, böyle zifiri karanlık, kapkaranlık, gecenin parçalarıyla örtülmüş gibidir. Yani en karanlık bir gecede bir adamın yüzünü görüyor musunuz siz? Baktığınız bir cismi görüyor musunuz? En karanlık gecenin parçalarıyla bunların suratları örtülmüş gibi olacak. يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ. O ahiret gününde, mahşer gününde herkesin gerçek yapısının ortaya çıktığı günde. Şimdi yüzler, filan adam yakışıklı adamdır, beyaz tenlidir, işte şöyle temiz giyimlidir, bunlar sökmez. Asıl herkesin gerçek yüzünün meydana çıktığı bir gün var. Yevme tüble serair. O günde, o hesap gününde bütün sırlar, bütün gizlilikler açığa çıkarılır, diyor Cenab-ı Hak. Sen burada kendini nasıl takdim edersen et, bir gün iç yüzün ortaya çıkarılacaktır. Senin iç dünyan nedir, iç yapın nedir? İşte orada dünyada tanıdığımız nice beyaz yüzler simsiyah olarak karşımıza çıkacaklar. Simsiyah. Yani kömür ocağında mı çalışıyordu bu adam? Nerede çalışıyordu ki bu surat bu kadar karardı? O karanlığı temsil eden küfrün onun yüzünde tecellisi şeklinde karşımıza çıkacak. O küfrün karşılığıdır. Efendim, ben inkar ettiğim halde yüzüm kararmıyor burada. Bekle, çok sürmez. Men mâte fakat kâmet kıyameti. Kim ölürse onun kıyameti kopmuştur. Öldüğün gün senin de rengin çıkar ortaya. Gerçek rengin çıkar ortaya. Ama Allah itibar etmiyor suçlulara, kafirlere. Biz niye itibar ediyoruz bunlara? Galiba en ağır suçumuz da bizim burada. Hani hadislerde zikrediliyor. Ümmet içinde iki sınıf var ki, ümmet içinde iki sınıf var ki, bunlar düzelirse bütün ümmet düzelir. Bunlar bozulursa bütün ümmet bozulur. Bunlar o ümmetin alimleriyle idarecileridir. Alimler bozulursa, idareciler bozulursa, millet ben şuyum buyum ne derse desin kıymeti kalmaz ona. Çünkü onlar arabanın ön tekerlekleri gibidirler, alimlerle idareciler. Bu ön tekerlekler nereye giderse arka oraya gidecektir. Yani millet onlarla birlikte sürüklenecektir. Biz bunu ayırmıyoruz. Efendim, şöyleydi böyleydi. Eskisi kadar çok rahat değilim yani, biliyorsunuz. Size gerçekleri açık açık söylemek de bir nimet idi. O nimetin de kıymetini bilemediniz. Açık konuşanları da kınadınız, etlerini cımbızla çektiniz. Şimdi de açık duyamıyorsun. Açıkta duyamadığım için de anlayamıyorum diyorsun. O senin seyyendir işte. O da senin seyyendir. Ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Bunlar cehennemin ashabı. Cehennemin yaranı, cehennemin ehli olan insanlardır.
Yani oraya gitmeleri gereken kişilerdir bunlar. Eylemlerine uygun ceza bu. Ve eğer küfür suçuyla oraya gitmişse, bu adamlar küfür suçuyla cehenneme girmişlerse, orada da ebediyen kalacaklardır. Her ne kadar ümmet içinde bazı insanlar, hakikaten hürmet edilen bazı alimler, yani Allah'ın o nihayetsiz merhametine bunu sığdıramadıkları için, bu ebediyet uzun zamandan kinayedir diyorlarsa da, bizim tevil yapmaya ihtiyacımız yok, zorlayan bir sebep de yok, herkesi ateşe düşmemeye zorlayın, suç işlememeye zorlayın. Ama sen suç işlesen, cehenneme de girsen, orada ebediyen kalamayacaksın, kalmayacaksın gibi gayretlere girmek faydasız bir şeydir. Bu ehli sünnet ölçüsü, yani ehli sünnet cumhurunun ölçüsü değil bu. Bu gayretlere girmeye de lüzum yok. Şimdi neye benziyor? Yeryüzünde insan öldürme, fikrini öldürme yerine, insan öldürme düşüncesini, insan öldürme zihniyetini yok etme yerine, insanı öldüren, cinayet işleyen, suç işleyen adamı kurtarma mücadelesi veriliyor. Bu kadar yanlış bir tutum olabilir mi? Bütün filmleri, her şeyi, bütün yollar, gençleri cinayet işlemeye teşvik eden yollar, her fırsatta bunu aşılıyor, yolu gösteriyor. Şayet cinayet işlerse birdenbire insanlık, merhamet kesiliyor. O öleni değil de ölmesi gerekeni acımaya başlıyorlar. Bu merhametin kaynağı gavurluktur, başka bir şey değil. Evet. O suçluyu, ölüm cezasını hak etmiş bir suçluyu, acımanın, ona merhamet göstermenin kaynağı gavurluktur, başka bir şey olamaz. Nereden söylüyorsun? Kur'an söylüyor, benim söyleyeceğim bir şey yok. Zinacıları, suçluları cezalandırırken Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Zina eden kadınla zina eden erkeği cezalandırdığınız zaman sizi merhamet yakalamaz. Acımaya kalkışmayın. Eğer Allah'a ve ahiret gününe imanınız varsa, tam inanmış kişilerseniz burada acımayacaksınız. Buradaki merhamet imandan değil. O hala suçluluk anlayışı, hala suçluya arka çıkma zihniyetinden başka bir şey değil. Suçu teşvik etmek istiyorsun, suçu yaygınlaştırmak istiyorsun. İşte dünyanın hali ortada. 30 bin insan, bunlara acımıyor kimse. O medeni geçinen İngiltere'si, Fransa'sı, Almanya'sı, bilmem Rusya'sı, neredeydiniz bu insanlar ölürken? Niye damarlarınız kabarmadı sizin? Gavur hep eski gavurdur. Bütün Türkiye ölse insana mı gelecek zannediyorsunuz? Ziya Paşa'nın dediği gibi, pek rengine aldanma. Felek eski felektir. Zira feleğin meşrebi nasazı dönektir. Bunlar sahtekar. Kendilerinden bir kişinin burnu kanasa kıyamet kopar. Ama bütün İslam dünyası ölsün, önemli değil. Zaten ölmesini istiyor. Ha, katile merhamet mi etmek istiyorsun? Bu insan öldürme fikrinin öldürülmesi lazım. Cinayetin, cinayet anlayışının öldürülmesi lazım. Onu kaldırdığın zaman idam cezası kalkar. Yani kimse insan öldürmezse idam cezasını tatbik ede gerek kalmaz. Durup dururken temiz insanları kimse idama kalkışmaz. Ama adam cayır cayır öldürecek. Benim
benim babamı öldürecek, benim eşimi öldürecek, benim oğlumu öldürecek, onu devlet affedecek. Yok öyle yağma. Öyle yağma yok. Onu affedersen ben affederim. Efendim, meclis affedermiş. Hayır. Sen kimi temsil ediyorsun? Benim hukukuma nasıl saldırabiliyorsun sen? Ama böyle başa, böyle tıraş. Bunu kabul edeceksiniz. Bundan başka bir şey yok. Küfür suçuyla gelirse bu adamlar, bir de küfrün dünyasında bir kısım suçlar var. Yani adam dinini çiğniyor. Dinin yasakladığı bir kısım fiilleri işliyor. Ama küfür seviyesine varmıyor bu. Günah olduğunu bilerek, suçlu olduğunu itiraf ederek bazı suçları işliyor. Hem zina ediyor, hem de zinanın suç olduğunu biliyor. İnsan öldürüyor, insan öldürmenin bir suç olduğunu kabul ediyorsa, bu da günahı kadar azaba maruz kalır. Allah'ın dilemesine kalmıştır. Biz oraya karışmıyoruz. Eninde sonunda kurtulur. Cennete ulaşır. Ama küfür suçu işleyenin dosyasını kimse alamaz. Onu Muhammed Mustafa dahi kabul edemez o dosyayı. Bu kafirin affı bana aittir. Bütün şefaat yetkilerimi kullanacağım. İslam dinini reddeden, Allah'ın nizamını reddeden bu adamı affettireceğim dese Hazreti Muhammed, o da geri dönecektir. Küfür suçunun affı yok. Bunu işlememeye hiç olmazsa gayret gösterelim. Yani öbürlerini yapalım manasında söylemiyorum. Her şeye rağmen küfür suçu işlememenin mücadelesini verelim. Nedir küfür? Tekrar tekrar söylüyorum. Artık cemaatle anlaşamaz hale geldik biz. Biraz da öyle geliyor bana. Biz bir şeyler anlatıyoruz, anlatıyoruz burada. Hep merak ediyorum, acaba anlaşılır mı bu laflar? Yani cemaat bunları kavruyor mu? Çok önemli bir kısmını kavrayamadığı kanaati geliyor içime. Yani dil farkı yetmiyor burada, biraz da altyapı yok, kültürsüz bir cemaat. Magazinle beslenmiş bir cemaat. Yani din kültürü ayaklarımızın altından alınmış. Onun için bazı sıkıntılar çekiyoruz. Çok kısa şekliyle söylüyorum. Küfür, yani inkar. Yani bizim dilimizde küfür kelimesi biraz hafiftir. Birisi birisine af buyurun, eşol eşek dediği zaman küfretme diyoruz ona biz. O küfür değil ama küfür içinde olana yakışır bir ifade demektir bu. Yani Müslümana pek yaraşmaz bu ifade. Ama Kur'an'ın kastettiği küfür bu değil. Sünnetin kastettiği küfür bu değil. Küfür, Allah'ın nizamının inkarı demektir. Allah'ı ve onun koyduğu nizamı, adı İslam olan nizamı reddetmenin adı küfürdür. Ve bu sıfatı takınan kişi de kafirdir. O kendini nasıl takdim ederse etsin, İsmi Müslüman olabilir. Yani Allah'ın nizamını reddediyor ama bir Müslüman adını taşıyor. Biz ismine bakıyoruz, bu bizendir diyoruz. Hayır. Münafıkların başı, hep onu örnek gösteriyorum size. Münafık dediğimiz o üçüncü sınıfın veya o gizli kafir topluluğunun asr-ı saadetteki reisi, önderinin adı nedir? Abdullah. Abdullah beğenilmeyecek bir isim midir Allah aşkına? Abdullah İbni Übey İbni Selül. Adı Abdullah ama Kur'an'ın küfrünü ilan ettiği azılı bir kafir. Efendim, bizi işte şöyle veya böyle yönlendirenin adı şu. Sen isme ne bakıyorsun ya? İsim kurtarmaz.
Sonra tarihi kana bulayan Alevi-Sünni hareketinin temelinde bulunan bir Yahudi ki onun da adı Abdullah. Abdullah İbni Sebe. Bu isimlere aldanmayacaksınız. Efendim ismi böyledir. İsmi duruyor. İsmi duruyor. Efendim aynı dili konuşuyoruz. Yani Müslüman olmak için, karşındaki adamı Müslüman sayman için senin dilini mi konuşması lazım bu adamın? E karşına bir Arap gelir. Türkçe konuşmuyor ama Müslümandır. İngilizce konuşuyor ama Müslümandır. Bu dilde değil bu işin ölçüsü. Irk da değil, bilmem kıtada değil, bölgede değil, mevşu değil, bu değil. Bu adam Allah'ın nizamını kabul ediyor mu, etmiyor mu? Ama bölerek parçalayarak değil. Birisinin, meşhur birisinin dediği gibi, biz Kur'an'dan sadece 230 ayeti kabul etmiyoruz, ne lazime gelir? 230 değil, 2 değil, bir tanesini reddedersen yine nizamın tamamını reddetmiş sayılıyorsun. İmanla küfrün yapılışı arasında sık sık tekrar ediyorum, fark var. Bir adamın mümin olması için, Müslüman olması için, bu adam İslam dinini kabul eden bir kişidir diyebilmemiz için, o kişinin böyle eleştirmeden, soruşturmadan bir bütün halinde İslam'ı kabul etmesi lazım. İslam dininin tamamını kabul etmesi lazım. Kabul edecek ki Müslüman adını alsın. Ama kafir sayılması için, dinden çıkmış sayılması için İslam dininin tamamını inkar etme zahmetine gerek yok. Mümin olması için tamamını kabule mecbur. Kafir olması için tamamını inkar etmek gerekmiyor. Bir hükmün inkarı yeter. Ben onu cuma namazında gördüm. Cenaze namazında gördüm. Nerede görürsen gör. Nerede görürsen gör. Baştaki meselemiz bizim ibadetlerimizin başı sistemi kabul etmek veya reddetmek meselesidir. Efendim, hem laik hem Müslüman. Böyle bir şey olmaz. Bu mümkün değil bir defa. 72 tane müfessir getirseler ki her gün o müfessirler artıyor, bu rayına oturmaz arkadaş. Ama siz biraz hata ediyorsunuz cemaat. Sözüne inanmak için bir kişinin illa onda etiket arıyorsunuz. Etikete saygısızlık yapmıyor. Ama etiket bir beyanın doğruluğunun da delili değildir yani. Adam çıkıyor diyor ki, bu adam Hristiyandır ama cennete girecektir. İnanacak mısın ona? Yani Kur'an'ı inkar etse de, Hazreti Muhammed'i inkar etse de, İslam'ı din olarak tanımasa da, kendi dinine inanıyor ya, bu cennete girer diyor musunuz siz cemaat? Ama bunu bir profesör, doktor, bir adam çıkıp söylüyor. Sözleri çok hoşuma gidiyor diyorsun. Yapmayın. O sıfatlar ehliyeti anlatmak içindir. O sıfatların altında ehliyet yoksa o da geçerli değildir. Etiket işi bitirmez. Ehliyet işi bitirir. Ehliyet işi bitirir. Ama o etiket sahiplerini öyle üstün zannımız var ki ehliyetin alametidir. Eskiden zaten diploma demezlerdi de şehadetname derlerdi. Yani bu kişinin bu seviyede olduğunun bir belgesidir. Bir şehadet vesikasıdır manasında idi o. Şimdi öyle olmadı. İşler değişti. Siz de yani darılmayın ama düzenden yanasınız arkadaşlar. Düzen ne müsbet diyorsa müsbet diyorsunuz, ne menfi diyorsa menfi diyorsunuz. Bu değil.
Ondan sonra da kalkıp benimle tartışacaksın. Niye ben ebediyen cehennemde kalayım? Ya o şu kadar zaman. Canım benimle niye tartışıyorsun? Kürsüdeki adam sadece bir nakildir. Naklediyor. Eğer bir itirazın varsa Allah'a yapacaksın bunu. Resulullah'a yapacaksın. Niye bizim kabullenemediğimiz hükümleri koyuyorsun diye. Bunlara itiraz edeceksiniz. Kime itiraz ettiğinizi bilmiyor musunuz? Hani Mekkeliler bunaltıyordu Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Münasebetsiz sözler söylüyorlar. Her gün değişik bir ifade. Bu sözler karşısında Resulullah ciddi şekilde üzüntü geçiriyor. Yani birçoğunuzun okuduğu Yasin Sure-i Celilesinde فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُ Cenab-ı Hak teselli ediyor. Bunların sözleri, konuşmaları sakın seni üzmesin ya Muhammed. Niye üzülürsün? اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ Bunların gizlediklerini de aşikareye vurduklarını biliyoruz biz. Bir başka ayette قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذ۪ي يَكُولُ Bunların sana karşı söyledikleri sözlerin ciddiyetle seni mahzun ettiğini, üzdüğünü, kederlendirdiğini biz biliyoruz diyor Cenab-ı Hak. Bu sözler seni eritiyor, mahvediyor. Sahir diyor, kahin diyor, şair diyor, yalancı diyor, iftiracı diyor, her şeyi söylüyor adam. Bunlardan sen de üzülüyorsun, bunu biz biliyoruz. Sen niye üzülürsün? فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ Bu lafların sahibi, bu sözlerin sahibi aslında seni yalanlamıyor bunlar. İnkar ettikleri, yalanladıkları kişi sen değilsin. وَلَاكِنَّ الظَّالِم۪ينَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَشْهَدُونَ Fakat bu kafirler Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Yani sen Kur'an'ı okumasan bunlara, Kur'an'ı gündeme getirmezsen niye yalanlasınlar seni? Kur'an'ı tebliğ edene kadar Muhammedül Emin'din. Kur'an geldikten sonra yalancı rolüne geçirdiler seni. Yani bunlar esas Kur'an'ı hedef alıyorlar. Direkt hedef Kur'an'dır. Kur'an sebebiyle seni de mahkum ediyorlar. Ve dün öyleydi, bugün de böyledir. Dün öyleydi, bugün de böyledir. Şimdi görüyoruz, adamlar suç işliyorlar ve suç işlemeye teşvik ediyorlar. Ve işleri tersine çevirdiler. Din neyi kötü gösteriyorsa o serbest bırakılıyor. Yani bütün haramlar serbest. Hatta alkış var, hatta teşvik var. Ama dinin emirleri yasak. Emirleri yasak. İstediğin yerde git kıl diyor. İstediğin yerde de kılamıyorsun maalesef. İstediğin yerde de onlar lafın gelişi. Lafın gelişi böyle sözü sohbeti dinlenmeyecek semtlerden geçerken, suya sabuna dokunmayan yerlerden geçerken bir merdiven altı bul kendine. Bir merdiven altı. Siz bile ey Müslümanlar, siz bile iş hanları yaparsınız. En kötü yerini mescit diye çevirirsiniz. Mescit bir defa Allah'ın emri, illa Bodrum'da olacak o iş. Namazı Bodrum'a indiren bir millet Bodrumlardan çıkamaz. Hiç başka bir şey beklemeyin katıya. Namazı sen Bodrum'a mı indirdin? Bodrum'dan çıkamazsın sen. Niye iş hanının en güzel yerini niye mescit yapamıyorsun sen? O mescit yaptığın yer asıl senindir. Öbür dükkanlar varislere ait. Sana ne onlardan? Ölene kadar yap bekçiliğini. Ölümünden sonra birileri bölüşsün bunu. E namaz buraya yakışmaz ki. Ondan acısını söyleyeyim, ondan daha acısını söyleyeyim. Bir dönem İstanbul Müftülüğü'ndeydim. Bir mescit ayarlamak lazım. Hemen
böyle düz ayak bir yer, gerçekten kılmak isteyenlere de elverişli bir yer. Dedim ki, ama müftülükten çıktıktan sonraydı bu, orada vaiz sıfatıyla çalışırken, ben burayı döşeyim dedim. Halısıyla, her şeyiyle burayı mescit yapalım. Üzülerek söylüyorum, bir meslektaşım bana dedi ki, yani böyle müftülüğün hemen girişinde mescit yakışır mı dedi ya. Ne yakışır dedim buraya peki? Burası namaz kılmaya uymazsa, namaz burada bir münasebetsizlik arz ederse ne yakışır buraya Allah aşkına? Yani sadece siz değil, biz de perişanız. Bizim de yüzümüz çok ak değil. Efendim, bizim de menfaatımız söz konusu oldu mu, epeyce ölçüleri zorluyoruz. Sanki Yahudi ve Hristiyan uleması gibi. Sanki. Ama gerçeklerden ayrılmayalım. Siz bizi zorlayın. Taviz vermeye kalkıştığımız zaman siz bizi zorlayın. Biz de sizi zorlayalım. Birbirimizi tamamlayacağız. Kimse kendi başına olamamıştır ve olamaz. Hoca cemaatsiz olamaz, cemaat hocasız olamaz. Ama gelin esasta anlaşalım. Bu ülkede İslam dini devam edecek mi, etmeyecek mi? Nedir kararınız? Ettirmek mi istiyorsunuz bunu? Sanki camiye gelişinizden öyle bir şey anlıyorum. Bunlar bu ülkede İslam'ın devamından yana olan kişilerdir manasını çıkarıyorum. Ama sonra dışarıda öyle laflar duyuyorum ki sizden, Allah Allah, demek ki yanılmışım diyorum. Şimdi ezan noktasına geldik. Bir meselem var, ona bir iki cümleyle dokunmak istiyorum. Her zaman bir şeyi söylüyorum değerli Müslümanlar. Kur'an açık açık söylüyor. ذَٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِاَنْفُسِهِمْ. Bu suçlulara verilen bu ceza niçin böyledir diyor Cenab-ı Hak. Bunun böyle olması şundan, şu sebeple ortaya çıkıyor ki bir millet kendi yapısını değiştirmedikçe, kendi nefsini, kendi yapısını değiştirmedikçe, hangi yapı burada daha çok söz konusudur? Manevi yapısı, kültürel yapısı ve madde yapısı onu tamamlayan taraftır. Ama işin temelinde inanç var, fikir var, kültür var. Bir millet kendi yapısını değiştirene kadar Allah o millete verdiği nimetini değiştirmez. Şöyle açık bir örnek vermek istiyorum. İstanbul'u fethettik biz. İstanbul fetihten önce öyle ellerdeydi ki, hakikaten o ellerin, o Bizans'ın kirli ellerinin bu İstanbul'u devretmesi lazım geliyordu. O kadar perişandı ki Bizans o günkü inancıyla, ahlakıyla, bilmem nesiyle, İstanbul cevherinin bu ellerden çıkması gerekiyordu. Onlar o şartları hazırlamışlardı. Ama onlardan çıktığı zaman İstanbul'u devralacak pırıl pırıl bir nesil bulunduğu için Allah Bizans'tan aldı, Müslümanlara verdi. Onlar verecek noktaya gelmişlerdi İstanbul'u. O günkü Müslümanlar da alacak noktada idiler. Tarih tekerrürdür. Şimdi geriye doğru dönüyoruz. Ne olacak bu şimdi? Bugünkü İstanbul adeta o günkü Bizans gibi oldu. O günkü Bizans, İstanbul'u elinden çıkaran Bizans ne kadar kötüyse bugünkü İstanbul o hale geldi. Birkaç hatırlı Müslüman hariç. Yani bir kısım Müslümanlar hariç. Bir kısım Müslümanlar hariç. Ama o hale getirdik biz işi. Niye elimizden çıkmaz? Şunun için çıkmıyor. O gün Bizans'ın bıraktığı İstanbul'u alacak bir nesil vardı. Bugün
alacak daha temiz eller yok. Yani benden alacak da Cenab-ı Hak bunu Yunan'a verecek. Yunan bizden daha ileride değil ya. Yani. Alacak kişiler olmadığı için elimizden çıkmıyor. Yoksa çıkma noktasına gelmediği için değil. Nimetler geri gidiyor. Ve her sahada bu böyledir. Tek tek elimizden alınıyor. Alındı, alındı, alındı. Ben senelerce burada bağırdım. Aşağı yukarı 15 yıla yakın burada vaaz ediyorum. 25 yıl vaaz ettiğim yerler var. Efendim 26 sene. Bu İmam Hatip okulları bütün eksikliklerine rağmen eldeki bir nimettir. Eksikleri var, ayıpları var, nakiseleri var, var var. Ama sahip çıkılması gereken bir nimettir. Demedim mi ben size? Çok söyledim. Onların İmam Hatip okullarının lazımı gayri mufariki olan, ayrılmaz bir parçası gibi olan, bir bütünün bir parçası gibi olan Kur'an kursları sahip çıkılması gereken büyük nimetlerdir dedik. Hiç duymadı bu millet. Çocuğumu oraya verirsem harcanır, buraya verirsem harcanır. Bu inanmış Müslümanlar bunu söylüyor. Şimdi İmam Hatip okulları boşanıyor. Çarşamba gibi bir yere 30 kişi müracaat etmemiş daha. Bu trilyonlar harcadınız siz bu binalar için, bu hizmetler için vaz mı geçiyorsunuz? Bu kadar avanakça vazgeçiyorsunuz. Kur'an kursları körlendi. Efendim elimizde bir yaz kurslarımız vardı biliyorsunuz. Çocuklar yaz tatiline girdikleri zaman camilerimizdeki imamlarımız, müezzinlerimiz gelen 100-150 çocuk olursa 3000 öğrencinin okuduğu bir ilkokuldan 100 öğrenci geliyordu, 150 öğrenci geliyordu. Ah çok kalabalık çocuklar diyordu imamlar, müezzinler. 3000 kişiden bu kadar geliyordu. Şimdi ne yapacaksınız bakayım? Şimdi diyorlar ki 8 yıllık ilk öğretimin 5 senesini tamamlamış, 5 yılını okumuş, 6. sınıfa geçmiş olan çocukların velileri resmi bir Kur'an kursuna başvuracaklar ve oralarda okutacaklar. Başvurdunuz mu bir yere? Ya neyi bekliyorsunuz Allah aşkınız? Yani göre göre gözlerinizin önünde çocuklarınız kafirleştiriliyor. Bunu mu seyrediyorsunuz ya? Etmeyin, insafa gelin Allah rızası için. Darılmasınlar bana. İmam müezzinler de biraz memnun gibi bu işten. Yazın çocukları okutuyorduk. Herkesi bu işe katmıyorum ama böyleleri de vardı. Biz tatile gidecektik. Bu çocukları okutma derdi çıktı, gidemiyorum. Onlar rahat. Camilerde kurs yok, okutmuyorlar. Siz de rahat. Zaten bu işi bu noktaya getirenler sizden daha fazla rahat, günden rahat bunlar. Kapatalım bu camileri, gidelim. Yani bu mudur Müslümanlık Allah aşkına? Diyelim ki Türkiye'deki bütün yetkiler elinizden alındı. Bütün yetkiler elinizden alındı. Siz kitabınıza sahip çıkmayacak mısınız? Şu kadar milyon vererek oğluna İngilizceyi okutuyorsun. Şu kadar milyon vererek saatine matematiği öğretiyorsun. Ne diye Allah'ın kitabı Kur'an'ı okutmuyorsun sen? Ama cennete girerken benim önümden gidiyorsun. Baş köşeye kurulmak istiyorsun. Bu nasıl Müslümanlık anlayışıdır cemaat? Bakın bunun sonu nedir? Allah korusun. Hiç temenni etmiyorum. Bir gün şu ticaret yaptığınız şu Eminönü semti varsa, var ya, buraya pasaportla gireceksiniz bir gün. O Rum patrikhanesi gece gündüz çalışıyor. Kilise gönüllüleri gece gündüz faaliyet gösteriyorlar. Ve Çukurbostan'da gazetelerde ilanlarını görüyoruz. Fatih Çarşamba Çukurbostan'da
Yazın diyor, gönüllü olarak biz bilgisayar İngilizce kursu açıyoruz. Efendim filan hoca efendinin, isim de veriyorlar orada, filan hoca efendinin şarşaf diyen öğrencilerine kendi elleriyle pardesülerini diktirip giydirmenin zevkini yaşıyoruz diyorlar. Gazetelerde ilan veriyorlar. Parasız pulsuz İngilizce öğretiyor. Dikiş nakış kursu veriyor. Bilmem ne veriyor. Ben sizden kitabınıza sahip çıkın diyorum. Bir gün Topkapı Sarayı'nda Fener'deki patriğin surlar içindeki devletin başkanı sıfatıyla oturduğunu görürseniz hiç şaşmayacaksınız. Bunun gidişi, bu işin sonu buraya doğru gidiyor. Temenni etmiyorum, dilemiyorum ama benim temenni etmemem bir şeyi önlemez ki. Cemaat, çocuklarınıza sahip olun. Sahip olun ya, niye? Allah'ın birliğini ne diyor bu son raporda? O dinsizlerin yayınladıkları raporda. Efendim Allah mensubu bulunduğu kabilenin en büyük putudur. İşte buyur hadi. Ben muvahhidim diyorsun. Allah vardır bir de diyorsun. Kaç kuruş eder bunlar ya? Gelin biraz silkinin. Ne için çalışırsınız siz? Ne için para kazanırsınız? Servet üstüne koyduğun servet dinini kurtarmaya yaramazsa ne işe yarayacak ya? Vallahi bir şey yaramıyor. Bir şey yaramayacak bunlar yani. Üstelik ahirette azap olacak bunlar size. Ateş gerdanlık olup boynuna takılacak. Biraz şu paraları din adına harcayın Allah rızası için. Oğlunun yatı yokmuş. Kızının arabasının modeli değişecekmiş. E bakalım. Leküm dinüküm veliye din mi diyelim ne diyelim. Ya Rabbi sen cümlemizi şuurlandır. Çocuklarınıza sahip olun. Bir cümle daha ekleyi bitiriyorum. Biz bir kurs açtık. Örnek olmak üzere söylüyorum. Fatih Çarşamba, İsmail Ağa Kur'an kursunda ben orayla meşgulüm biliyorsunuz. 2 aylık bir kurs. Günlüğüne 1 milyon istedim. Çünkü farklı bir külfet getiriyor. 3 öğün yiyecek yatacak bu çocuk. Su harcayacak, elektrik harcayacak. Hocasına maaş vereceğim. Gündeliği 1 milyon diyorum. Yok diyor adam. Ben şimdi para veremiyorsun, geri döneceksin. Sana Kur'an okutamam, sana Allah'ın birliğini anlatamam diyebilir miyim? Ben demiyorum, kimseyi geri çevirmiyorum ama Allah için mesulsunuz. Bir fakir çocuğun, al yanına bir çocuğu getir. Kendi elinle getir istediğin çocuğu. Bu çocukların, bu fakir çocukların bu yaz kursunu bitirmeleri için ihtiyacım olan o 60 milyonu sizden istiyorum. Çıksın birisi desin ki 10 talebe benden. Birisi desin 50 talebe benden. Ben de daha çok çocuk alıp okutabileyim. 2 ay 2 aydır ne yapalım? Razı olmadık devamlısına.